Mimarlığa şöyle başladım. 1948 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldum iyi bir dereceyle. Bütün emelim zaten teknik üniversiteye girmekti. Teknik üniversiteye geldim, kaydoldum ama hangi fakülteye gireceğimi bilmiyordum, tereddüt geçirdim. Bir tanıdığımız vardı bizim, bir abimiz, öğretim üyesi. Onunla temas ettim. O bana mimarlığı tavsiye etti. Dedi ki, makine ve elektrik bölümleri iç sahası azdır. O yıllarda öyleydi zaten. İnşaat mühendisi olursan işte sahalarda, yollarda, tozun toprağın içinde çalışırsın. Mimarlığa girersen kalemini, cetvelini düzeltirsin, evinde çalışırsın, ofisinde çalışırsın. Benim de hoşuma gitti, mimarlığa girdim. Yani mimar olmak bir idealimde yoktu aslında ama o yola doğru devam ettim yoluma. Güzel bir talebelik dönemim oldu. İstiklal Caddesi'ne yakın Gümüşsuyu binasında ve sonra Taşkışla'da devam ettik. Hem sosyal hayatın içindeydik hem de gayet iyi hocalarımız vardı. O yıllarda Almanya'dan transfer edilen gayet değerli hocalarımız vardı. Stuttgart Üniversitesi'nden Paul Bonas, Anıtkabir'i yapan Emin Onat ve onun arkadaşları. Çok değerli öğretim üyelerinden iyi bir tahsil gördük. Sonra askerliğimi yaptım. İstanbul'a geldim. İstanbul'da askerliğimi yaptım. Sınıf arkadaşım var benim, Levent. Levent'le beraber iki de mühendis arkadaş şirketimizi kurduk. Mimarlık ve mühendislik şirketi olarak kurduk. 55 yılında. Biz tabii büroyu ilk kurduğumuz zamanlar deli gibi çalışıyorduk. Yani iş sahaları da azdı. Fakat yarışmalara girdik. Başarılar kazandık. Anıt projesini kazandık. Dumlupınar Zafer Anıtı'nı, Zafer'in kesin kazanıldığı anıt projesini kazandık. İşte Elazığ Teknik Okul kampüsünü kazandık. Bu gayretli çalışmalarımızla epey yol aldık. Uzcon nasıl başladı? Benim bir sınıf arkadaşım vardı, Hristo Papayoti. O zaman İstanbul'da bayağı bir Rum azınlık vardı. Papayoti Amerika'ya gitti ve 70'li yılların başında Türkiye'ye ziyarete geldi. Bize de uğradı. Dedi ki, ya bir çelik şirketinde çalışıyorum ben. İşte bir düğüm noktasından 8 tane çubuk çıkıyor filan. Ekonomik büyük alanları geçmek için ekonomi sağlayan bir sistem olduğunu söyledi. Bize mecmuaları gösterdi falan. İlk defa yani böyle bir uzaysal sistem beynimizde canlandı. 80'li yıllara doğru, o sırada da Türkiye yeni yeni sanayileşiyor. Sanayi siteleri kuruluyor, fabrikalar kuruluyor. Fakat inşaat sistemleri betonarmeye dayanıyor. Yani prefabrik beton elemanlarla işte fabrikaları daha çabuk, daha süratli, daha ekonomik yapmak şeklinde bir mühendislik çözümleri vardı. 70'li yılların sonuna doğru, yani 79 diyelim, bir mühendis arkadaşımız uzay sistemden bahsetti bize. İsmi Atilla. Onunla beraber, ya işte bunu nasıl Türkiye'de yaparız, ederiz falan, MERO sistem. Bu MERO sistem Almanya'da Hitler zamanında MERO isminde bir mühendis, işte hızlı karargahlar kurmak ve o savaş sıralarında da yani çabuk inşaat yapabilmek için böyle bir sistem bulmuş, MERO sistem, onu inceledik.
yapmaya karar verdik. Türkiye'de bunun geleceği olabilir diye düşündük. Ama kimse bizden uzay yapın, şöyle yapın, böyle yapın demedi. Biz 79 yılında bir şirketimizi kurduk, USKON isminde. İlk 5 yıl araştırmayla geçti. İşte bunu nasıl imal ederiz? Türkiye'deki imkanlarla bu sistemi nasıl yapabiliriz şeklinde pek proje yapmadık yani. Birkaç tane ufak işin dışında bir şey yapamadık. Fakat sonradan işte bunun metotlarını, imalat metotlarını bulduk. Kendi kendimize sistemi geliştirdik ama Mero'dan çok ilham aldık tabii. O neler yapmış, nasıl yapmış. 90'lı yılların başında Yapı Merkezi diye bir kuruluş vardır, belki duymuşsunuzdur. Harbiye'de bir galeri açtı. Bize de dedi ki, ya siz de bu galeriye, galeride bir stand alın ve imalatınız enteresan, orada bunları sergileyelim. Peki dedik biz, bunu kabul ettik sergilemeyi. İşte bir iki yıl geçti. Derken bir İngiliz telefon etti bana. Philip West isminde. Dedi ki, ben sizin sisteminizi gördüm. Şu oteldeyim. Beraber görüşelim, konuşalım. Ben de kızımı aldım, mimar olan kızımı. Nilgün iktisatçıdır. Onunla beraber işte gittik. Dedi ki, ben sizin sisteminizi Orta Doğu ülkeleriyle işim var benim, orada pazarlayabilirim dedi. Peki dedik, kabul ettik. Bu Philip West sayesinde bazı işler gelmeye başladı. Biz de ama yaptıkça hem kaliteyi düzeltiyorduk, hem mühendisliğimizi güçlendiriyorduk. Mimarlık çalışmaları estetik yönünü de ihmal etmeden güzel çalışmalar yapıyorduk. Katar'da bir fuar ve sergi alanı, bayağı büyük, 10 bin metrekarelik yapılacak. Fakat şöyle bir şey olmuş, bunlar Ürdünlerle temas kurmuşlar önce, Katarlılar. Ürdünler demiş ki, biz yaparız bunu. Yapmışlar fakat açılmasına 2-3 ay kala yaptıkları sistem çöktü. Bunun üzerine tabii çok moralleri bozulmuş, işte ne yapalım? Türkiye'de bir firma var, USKON, ondan teklif alalım filan. Biz bu şekilde Katar'daki fuar binasını gününde yetiştirdik. Fakat çöktüğü için sistem, birinci yapılan sistem çöktüğü için, dediler ki bize, siz bunu test edin. Bu üstündeki yükleri taşıyabilir mi, taşıyamaz mı? Tamam dedik. Bütün 10 bin metrekarelik alanı askı şeyleriyle, halatlarıyla, altına trotuar taşları takarak o çatının alacağı yükleri, yükler kadar aşağıya yük koyarak çatının tüm sistemde, ama çatının işte ne kadar sevim yaptı, ne oldu, deneyimizi yaptık. Memnun kaldılar. Ve tabii onun üstü örtüldü. Ve fuar zamanına yetişti. Yani ilk işimiz büyük bir şeydir, bu bir macera diyelim. Başarılı olduk. İlk işimiz yurt dışında Katar'daki spor ve servis alanı. Biz tabii bu çalışmalarla 95'li yılları bulmuştuk. O sırada Antalya'da bir cam piramit yapılacak. Teklif verdik, en ucuz fiyatı biz verdik ve işi aldık. Cam piramit şöyle, Antalya'nın simgesi olacak ve Antalya'da çok güzel bir park var, o parkın içinde. Hem sergi, hem konferans, hem konser gibi fonksiyonlara cevap verebilecek nitelikte bir yapıydı. Biz bu yapıyı, avan projesini onlar yapmışlardı. Biz bunu tatbikat projesi haline getirdik. Ve imal ettik ve montajı yaptık.
Bizim için bunun önemi çok önemli. Hem Antalya'nın simgesini yaptık. Zaten şöyle bir durum var. Antalya'nın arkasında Bey Dağları var biliyorsunuz. O Bey Dağları'nın silüeti piramit şeklindedir böyle. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bizim piramit de ona uyuyordu. Yani çevreyle bir uyum sağlıyordu. Çok güzel oldu. Demirel geldi, açılışını yaptı. Binlerce insan geldi, onu gezdi. Biz de oradaydık tabii, biz de şaşkına dönmüştük yani bu başarı karşısında biz de. Çok memnun olduk. O yüzden ondan sonra daha önemli işler yaptık ama Antalya Piramit bizim için bir dönüm noktasıdır. Evet, ödülümüz şöyle, Çelik Yapı Ödülü aldık. Avrupa Çelik Birliği vardır. Ben Avrupa Çelik Birliği'nin Türkiye kolunda yönetim kurulundaydım. Yani biz Türkiye'deki Avrupa'ya bağlı olarak Çelik Birliği'ni kurduk Türkiye'de. Bunu ihmal ettim, söylemedim 92 yılında. Teknik Üniversitesi'nde Profesör Tevfik Senov Arda vardı. Onun önderliğinde ben de yönetim kurulundaydım. İkinci başkandım. Çelik Birliği'ni Türkiye'de kurduk ve Avrupa Çelik Birliği'ne de katıldık. Bizim bu Antalya Piramit projesinin de Çelik Birliği'nden ödül aldı. Yurt dışındaki başarılarımız, tabii yurt dışındaki başarılar yurt içindeki başarıların devamıdır. Onu yapmasaydın onu anlayamazdın. Hatta şöyle de bir olay oldu. Bu Antalya Piramit Projesi'ne ben Sydney'ye kadar gittim. Orada bir konferansta sunum yaptım. Sydney'deki toplantı neydi? Şöyle bir dernek var. International Association Shells and Spatial Structures diye bir dünya ülkelerinde yani bir sürü ülkenin takip ettiği, katıldığı bir dernek var. Ben oraya da üye oldum ve onların yaptığı Avustralya'daki kongreye de katıldım. Cam piramidin sunumunu da orada yaptım. Beğenildi yani orada. Tabii bu arada biz hem Philip West vasıtasıyla bir takım işler alıyorduk. Hem de daha çok başka temsilcilerle de yayılmaya devam ediyorduk. Bu arada Rusya'dan Kazan Spor Salonu işini aldık. Kazan Spor Salonu işi çok büyük bir açıklık. 70 metreye 90 metre boyutlarında takriben bir basketbol spor salonu, uluslararası nitelikte. O işi aldık ve onu da yaptık. Çok başarılı olarak gerçekleştirdik. O işte dış işlerimizde başarılarımızın devamından biridir. Bu arada bir Fransız temsilciyle de çalışmaya başladık. Amerika'da bir temsilcimiz oldu. Bush isminde. Fransız temsilcimiz Morino, Jeniv ismi. Bunlarla Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, hatta Avrupa'da, İspanya'da ve Fransa'da çok iş yaptık. Orta Asya ülkelerine yayıldık. Azerbaycan, Türkmenistan'da işler yaptık. Halen de yapıyoruz. Küveyt'te iki tane uçak hangarı yaptık. Bayağı büyük projeler yaptık. Yine Rusya'da 50 bin metrekarelik bir fabrika projesi yaptık. Bayağı sayabilirim. Yani dünyada bayağı değişik ülkelerde başarılı işler yaptık. Şirketimizi değerli kılan ve bu kadar yurt içinde ve yurt dışında işler yapmamızın nedeni, birinci nedeni iyi mühendislik, ekonomik ve
sağlam, ekonomik sağlam, kaliteli bir mühendislik. Ondan sonra gününde, zamanında işi yetiştirmek. Yani hem estetik, hem mühendislik, hem kalite, hem ekonomi, bunları bir arada yapmaya çalıştık. Şimdi benim esas mesleğim mimarlık, yani mimari projeler üzerinde. İşte ortağım Levent'le beraber uzun yıllar çalıştık. Çok orada da başarılı olduk. Yarışmalara katıldık, büyük projeler gerçekleştirdik. Ben mezun olduğum yıl böyle bir şirket kuracağımı hayal bile edemezdim. Yani bu bir takım tesadüflerin bizi getirdiği bir noktadır ama zor sorunları çözmeye severim. Bu yüzden bu uzay sistem işine 10 senemi verdim ben. 80 ile 90 arasında işte bunun geliştirilmesi, kaliteli yapılması vesaire. Ve işte iyi ticari ilişkilerle bu gelişti yani. Ben hayal bile edemezdim böyle bir şeyin sahibi olacağım. Bundan sonraki hedeflerimiz tabii daha da gelişecek. Bunu ben güveniyorum. Yani USKON artık kendi kendini geliştiren bir mühendislik kadromuz var, bir mimari kadromuz var, çok iyi elemanlarımız var, çalışan. Onlar da sevdiler. İşte kızım var benim. 2001 yılından itibaren burada çalışıyor. Şirketi o yönetiyor zaten. Şimdi ben yaşlandım yani. Tamamen kızımı bıraktım. Küçük kızım da ona destek oluyor. Torun var filan. İşte böyle götürmeye çalışacağız. Yani durmayacağız, devam edeceğiz inşallah yani bir dünya çapında bir kriz olmazsa.